Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta. Kayseri'nin incilerinden olan Bünyan ilçemizin en büyük mahallesi Güllüce köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Bünyan Güllüce'deyiz ve yanımızda Rıfat Muhtarımız var. Halimizden de anlayacağınız üzere oldukça rüzgarlı bir havada Bünyan bizi karşıladı. Güllüce Mahallesi karşıladı. Hemen arkamızda köyümüzü görüyoruz. Bünyan'ın en kalabalık mahallesi burası. Muhtarım sizi biraz tanıyabilir miyiz? İsmim Rıfat Adabaşı. 1979 doğumluyum. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. İlk döneminiz? Evet, ilk dönemim muhtarlıkta. Bu işe seçilmemin tek sebebi hizmet etmekti. Allah'a çok şükür yaptıklarım, yapacaklarım teminat-ı misali, dediklerimin tamamını gerçekleştirdim. Maşallah. Bu konuda Menduk Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bünyan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Artı vatandaşlara da ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Bayağı bir aşırı destek veriyorlar bu konuyla alakalı. Peki muhtarım, sizin köy nüfusunuz, geçim kaynaklarınız, köyünüzün özellikleri neler söylersiniz? Köyümün nüfusu 1800 nüfusum var. Bünyan ilçesinde en büyük mahalle olarak geçiyoruz. İlçeye 16 kilometre, il merkeze 32 kilometre. İnşaat sektörü, biraz hayvancılık var, halıcılık var bu konuyla alakalı. Geçimimiz bu şekilde. Tabii Bünyan deyince halı olmazsa olmaz oluyor. Evet, zaten Bünyan halımızın meşhur olduğundan bizim burada da dokunuyor şu an. Meydanda doğal suyumuz var kendiliğinden çıkan. Kaynak suyu. Evet, kaynak suyumuz var. Onu da göreceğiz inşallah. Bir de halınız var. Evet, aynen bu şekilde. Efendim şu anda Güllüce Mahallesi'nin meydanındayız ve yanımızda Mehmet amca var. Böyle kolona yaslandığına bakmayın, köyün en gençlerinden bir tanesi kendisi. Köydeki eski yaşamı, eski hayatı kendisine soracağız. Eski hayatı hiç getirmesin şimdi. Şimdiki bu hayat, eski durumlarımız çok kötüydü. Ne yapıyordunuz köyde? Tırpan biçiyorduk. Dağa gidip davar yayıyorduk, koyunuzu yayıyorduk. Şimdiki hayat bambaşka ne ya. Yapıyoruz? Şimdi ne yapıyorsunuz? Şimdi yiyip... Şimdi kahveye gidiyorum, köye geliyor. Yatıyor şimdi. Eskiden dakika saniye boş durmuyordu. Çalışa bu duruma geldik yani. Emekli mi oldun? Emekli olduk tabii. Peki sen emekli olduğun için mi çalışmıyorsun yoksa artık köyde kimse çalışmıyor mu? Köyde kimse çalışmıyor şimdi. Hiç... Yok, şey olan adam da devlet parayı veriyor, iyi biçip geziyor. Aynı bizim gibi. Emekli olan da. Ya iyi de siz ekmezseniz, biz ekmezsek neler yiyecek şehirdekiler? Tamam evladım da şimdi bizim motorumuz yok, şeyimiz yok. Olanlar ekiyor. Motoru olanlar neler ekiyor. Yine aynı eski düzen iyi biçip geziyorlar. Devletimize Cenab-ı Allah çok hoşsun yani. Amin, amin. Peki burada neler yetişiyordu? Eskiden tarlalarda neler ekip biçiyordunuz? Tarlada çavdar, buğday, arpa. Başka bir şeyin yetiştiği yok burada. Su yok. Bolca su yok, suyumuz yok. Var ya, arkada akıyor işte. Bir bura var, başka? Olsun, yetmez mi? Yetmez ya, yetmez. Ne yetecek? Sulama razımız yok, bir şeyimiz yok. Yonca, bağ, bostan edecek yerimiz hiç yok. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ye iç, bir de köy meydanına otur. İyi biçip burada kanepelerde oturuyor. Devletin verdiği kanepelerde. Devletin verdiği parayla devletin verdiği kanepede oturuyor. Evet. O da güzelmiş. Güzel, güzel. Allah razı olsun, bir de mıhtarımız güzel çalışıyor. İşte biz de geçiniyor yani buralarda. Peki eski yaşamını özlemiyor musun? Şöyle çoluğunla çocuğunla aile oturmalarını. Çoluktan çocuktan kimseden fayda yok. Anca kendi hayatından fayda var. Çoluk çocuğu Kayseri'ye gittiler, bizi burada kodular. Muhtarım köy meydanındayız ve köyünüzde akan tek pınar burada 24 saatte akmaya devam ediyor. 3 tane de gözü var vallahi, maşallah güzel akıyor. Doğal kaynak suyu herhalde değil mi? Evet, aynen o şekilde. Yazın buz gibi, kışın ılık şekilde yani. Dışını üşütmediği gibi yazında soğutuyor. Buzdolabı görevi yapıyor. Allah bundan bereketini artırsın diyelim. İnşallah. Yani Rabbim kesmesin bunu burada.
Peki muhtarım, ne kadar süredir akıyor? Köyünüzün herhalde sembolü bu burası. Aynen, köyümüz kuruldu kurulara. Eskiden şu bölgedeydi, eski çeşmemiz vardı. Belediye dönemi olunca, işte bizim belediye, Gülce Belediyesi o eski çeşmeyi tamamıyla kaldırdı, yenisini buraya yaptı. Bu hiç elektriksiz, kendi halinde, kendi ritminde akıp gelen suyumuz bu. Nasıl, suyunuz lezzetli mi? İçelim, deneyelim isterseniz. Peki, hadi bakalım. Efendim, Güllüce Köyü'nün gürül gürül akan suyunun hemen başındayız. Muhtar bana yolda gelirken 2 dakikadan fazla elini tutamazsın dedi ama 2 dakikayı bile uzun söylemiş. İnanın buz gibi. Aynı o şekilde, buz gibi tamamıyla donduruyor. Buraya gelen vatandaşlarımız köyünüze gelmeleri halinde... Geldiklerinde zaten mutlaka götürüyorlar suyu. Mesela Bünyan merkezden özellikle gelenler veya bizim Kayseri'de yaşayan vatandaşlarım var buralı olup da mutlaka bu suyu almadan hiç gitmezler. Suyunuz meşhur. Aynen o şekilde meşhur. Peki. Şimdi bir tadına bakalım, bir de biz tadalım bu meşhur suyu. Tamam. Vallahi değme pet şişelere taş çıkartır. Aynen. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun muhtarım. Efendim, eğer yolunuz Güllüce Köyü'ne düşerse muhtarımı bulmanıza da gerek yok. Muhtarlık binasının, muhtarlık konteynerinin hemen yanında zaten, su burada. Efendim, köy hayatının olmazsa olmazı koyunlar. Herhalde gördüğümüz en uysal koyun bunlar olabilir. Çünkü neredeyse Özkan abiyle birlikte içlerine kadar girdik. Kaçarlar diye bekledik ama çok şükür en azından şimdiye kadar kaçmadılar. Yanımızda da Özkan Bey var. Kendisi hem bu koyunların sahibi, evet, hem de çobanı herhalde. Yok, çobanımız ayrı. Ben sen. Evet. Peki, nasıl Güllüce Köyü'nde hayvancılık? Küçük baş olarak iyi. Sizde kaç tane var? Bende 30 tane var şu an. Siz ne yapıyorsunuz peki bunlarla? Ben üretiyorum, kuzularımı satıyorum, erkeklerini, dişilerini koyuyorum, üretim yapıyorum. Kurbanlık mı bunlar? Kurbanlık. Ne kadara gidecek peki bunların fiyatı? Vallahi biz 2,5'dan bekliyoruz ya, şehirde 3-4 lira diyorlarmış. Köylününki her zaman olduğu ya, gibi. Buradan alsak 2,5. He, buradan alsak 2,5. İyi, peki o zaman efendim aklınızda olsun, bakın dedi ki Özkan abi, Güllüce Köyü arazileriyle, topraklarıyla koyunculuğa birebir dedi. Yolunuz düşerse bekliyoruz, şehirdekinden ucuza alırsınız dedi. Malum ya, kurban yapmak. Kaçı kuzular gibi yani organik hiçbir şey bulamazsınız. Bu katkısız. Annesi ödemiyor, kuru yemiyor. Gelmişken bir tane alayım gideyim o zaman. İnşallah. bir tane verelim size. Şey verelim. Hangisini? Ertuğrul'u vereyim size bak. Ertuğrul mu? Evet. Boncuklu Ertuğrul'u vereyim size. Boncuklu Ertuğrul. Sen böyle adını söylersen, aramızda böyle bir fiziksel hukuki bir bağ kurarsak kesemem ki onu. Kesersin, kesersin. Yok ya, boncuklu Ertuğrul nasıl kesin? İnsanoğlunu kesemeyeceği bir şey yok. Kesersin. Yeter ki ya, miden biraz acıksın. Sen kesebilir misin boncuklu Ertuğrul? Keserim. Acımam ya. Çünkü Allah'ım. Boncuklu Ertuğrul, Özkan abiye de güvenme. Özkan abi, muhtara hiç güvenme. Özkan abiye de güvenme. Kesecekler seni. Doğanın kanunu böyle. Biz yetiştirecek, milletimiz yiyecek. Ama isim koymuşsun bir de. Ya isim. Aranda duygusal bir bağ var. O hepsinde de var o zaman. Başka ne var boncuklu Ertuğrul? Nazlım var. Nazlım var. Orada Kezban var. Kezban. Ayşe var. Ayşe kim bunlar, eski hep. Eski sevgililerin isimleri değil. Yok, hayır öyle şey. Yenge duymasın. Duysun canım. Peki. Turhudum var. Ertuğrul dizisinde ne kadar oyuncu varsa atlarımın hepsi. Sen Ertuğrul dizisini izledin. Evet. Koyunlara adını koydun. Osman'ım var. Osman şurada bir yerde değil de Osman. Osman gel Osman. Osman şu boyalı olan, kırmızı boyalı. Osman en uzun Osman yaşayacak o zaman burada. Yok, en kısa o yaşayacak. İşaretlendi, gidecek o. Ne bileyim hani, Osman daha uzun. 600 sene hükmetmiş ya Osman. Bizi 6 ay hükmedecek. 6 ay mı peki? Şu anda Kayrasın denilen yerdeyiz. Yani normal ismi Kaya Arası ama köyde vatandaşlar buraya Kayrasın diyor. Oldukça farklı bir yapısı var. Taşlarıyla, doğasıyla birlikte Kayseri'de eşi benzeri gözükmeyen yerlerden de bir tanesindeyiz. Köyde yaşayan vatandaşlar, Kayseri'de yaşayan Güllüceliler ve Kayseri'den buraya misafirliğe gelen vatandaşların olmazsa olmaz uğrak yeri diyebiliriz Kayrasın için. Çünkü tertemiz doğası ve havasıyla köyün bambaşka bir yüzü adeta. Neler söyleriz muhtarım? Burasının tamamı organik, yani hiçbir insanın elle yaptığı bir şey değil, Allah tarafından olan şey. Ağaçlarımız olsun, kayalar olsun, suyumuz olsun, tamamıyla doğal hepsi burada.
Efendim yanımızda hekim abimiz var. Aslında biz ekmek çekmeye gelmiştik. Ablalarla konuşacaktık ama küreği elinde, fırını dedi ben yaptım. Taşını, toprağını dağdan getirdim dedi. Biz de ablaları bıraktık. Önce hekim abiyle konuşalım dedik ama onun da eli hamur zaten. Çok da önemli değil. Ekmeği de anlatır, fırını da anlatır herhalde. Nasıl yaptın bunu? Fırını 8'lik demirden ızgarasını yaptım. Daba elek bu, kumela. Daba eleği de üzerine bağladım. Toprağını dağdan getirdik. Toprağı burada 7 gün samanla, keçi kılıyla karıştırdık, çiğnadık. Keçi kılıyla toprağa karıştırdık. Niye? Tutsun diye mi? Tutsun, dökülmesin diye. Ne oldu? Köy fırını olmuş oldu yani. Köy fırını oldu da kendimiz kullanıyoruz onu. Köy, maşallah, boğazı seviyoruz onu. Yani. Aynen. Aile de seviyor. Keçilere asmaya biri var tavanda. Yukarıya da kendine aparat yapmış. Siz göremiyorsunuz ama oraya da diyor keçi asıyoruz diyor. Keçileri asıp pişirip yiyor yemek olarak. Maşallah yemeği seviyorsun. Baksana kilo. Yapmayı da seviyorsun anladığım kadarıyla. Ablaya aynen, pek bir şey bırakmıyorsun. Zaten her işi ben yapayım ya, bunlar duruyor evde. Yani bunları böyle çok kamera önünde söyle, kötü örnek olmayalım. Bizimkiler de bekliyor sonra. Tamam muhtarım, hiç yapmam öyle şeyler diyor. Doğru. Abla, siz ne yapıyorsunuz? Şimdi gelelim size. Her şeyi hekim abi yapıyor herhalde evde. Bu yapıyor. Ben de üstüme düşeni yapıyorum ancak, gücümün yettiğini. Hekim abi böyle yemek falan yapar mı? Yardım eder mi? Yemek yapmıyor, ekmeğe yardım ediyor. Temizliğe, süpürgeye? Yok. Bulaşığa falan? Yardım etmez. Dış işlerine bakıyor. Daha ne yapsın? Koca fırın yapmış. Yaptı işte, başka ne bileyim. Her işi yapıyor. Yapmadığı bir şey yok. Yapar maşallah. Baksana elinden her iş geliyor. Ekmek yapıyor daha. Ekmek yapıyor işte. Şimdi burada ne yapacağız? Hamuru yoğurmuşsunuz. Biz oraya yetişemedik ama herhalde sizin köyünüze özel. Biraz en azından unlanırsın. Belki sen de yapmayı öğrenirsin. Ne yaptık şimdi? Hamuru yoğurduk. Eşkide işte. Oradan da bezi alıp pişirmeye başlıyor. Yapıyor yani. Bu sizin köyünüze özel bir lezzet mi? Aynen. Peki özelliği ne? Özelliği de köy ekmeği. Başka. Köy ekmeği. Siz dışarıdan ekmek almaz mısınız? Alıyor da evde de yapıyor da yani. Bakkaldan da alıyor. Buldukça da evde de yapıyor. Peki aynen, bunları şimdi böyle açıyorsunuz. Üstüne ne sürüyoruz? Üstüne su sürüyor, susam. İsteyen çerezot atabiliyor. Sonra fırına. Kaç tane ekmek çıkacak buradan? Bir köye yeter herhalde. Bayağı çıkar, bilmiyorum ki vallahi. Bir hafta gitmez. Hekim abi bir hafta gitmez. Olabilir, bilmiyorum, yememize bağlı. Şimdi Gezici Radar'ın en sevdiğim kısmı şu köy yemekleri. Abi kış kimse fırın açmıyor. Allah'a şükür yaz geldi. Birileri de evinde fırın yapmış. Artık kış da olsa, köylü yakmasa da senin evinde fırın var. Daraldığım yerde gelirim, haberin olsun. İnşallah, buyur gel. Şimdi fırına göndereceğiz bunları. Peki ne kadar da pişecek? Tez pişiyor. Fırın kızdıktan sonra sıkıntı yok. Bak maşallah öyle fırın yapmış ki. Almadan pişiyor hepsi de. Öyle fırın yapmış ki tez pişirir tabii. Tabii. Bak maşallah bir fırıncı edasıyla. Adeta hiç firesi yok. Altına yapışanı yok vallahi. Helal olsun. Yok, yapışmaz. Maşallah. Şimdi piştikten sonra tadalım. Tamam. Bir de o zaman değerlendirelim. Ekmek nasıl olmuş? Tamam, iyi pişiyor. Fırına 10 puan verdik de. Bakalım senin ekmeğe kaç vereceğiz? O da bilmiyorum. Kaç yıldır yapıyorsun? Daha bu sene yapıyor burada. Yok. Ekmek herhalde yeni yapmayı öğrenmedin. Yok. Önceden saç sobada yapıyorduk. Kaç yıldır ekmek yapıyorsun? 30 yıldır. Hekim abiyle kaç yıldır evlisin? 32. İlk 2 yıl hekim abi yapmış, sonra 30 yıl sana devretmiş herhalde. Aynen. Şimdi yavaş yavaş ekmekler olmaya başladı. Hekim abi de şöyle bir taraftan bakıyor, bir taraftan küreği bana vurmamak için olanca gücüyle de mücadele ediyor. Var mı abi pişen bakalım, şu ortadakini alalım mı? Ne dersin? Vay maşallah. Dur. Efendim işte görüyorsunuz, az önce fırına attığımız ekmeklerimiz böyle bu şekilde pişmeye başladı. Ateşin yeni üzerinden alındı, o yüzden çok sıcak. Yiyeceğiz ama biraz soğumasını bekleyelim. Herhalde ne bölebiliriz ne yiyebiliriz. Efendim Ganimet teyze de hekim abinin annesi. Diyor ki bir çocuk doğurdum. 6 tane mi kızım vardı? 6 kız, biri oğlan, 10 çocuğa bedel yani. 10 tane çocuğa bedel, 6 kıza bedel bir oğlum var maşallah diyor. Allah uzun ömür versin diyor. Amin. Gelinden memnun musun? Memnunum kada. Ne oluyorum, huzur mutluluk versin kada. Huzurlu olsunlar da benimle işleri yok onlar. Aramızda kalsın, memnun musun? Yok kada. Sen kaynana da memnun musun? Memnunum. Peki. Gelin de kaynana da birbirinden memnun. Ama ikisinin ortak paydası hekim abi. Herhalde hekim abiden ikisi de memnun.
Onu şöyle olduğunu düşünüyorum. Allah'ım herkese nasip eylesin öyle çocuğu kadar. Amin. Efendim şimdi çok ilginç bir gerçeği sizlere anlatacağım. Şimdi kucağımda görmüş olduğunuz Hekim abinin çocukluğu değil, oğlu. Arkasında kocaman bir iz bırakmış Hekim abi. Böyle büyük şirketlerin küçük kaşeleri olur ya, ufak kağıtlara basarlar. İşte Hekim abinin küçük kaşesi burada, tıpkısının aynısı. Artık şey dedim ben, hani abla çocuk doğurmamış, Hekim abinin ufağından yapmış bir tane, getirmiş bırakmış. Hekim abinin kucağındaki de Hekim abinin torunu. Yani torunundan küçük çocuğu var aslında. Bu küçük çocuk Ömer, oradaki hanımefendi kardeşimizin dayısı oluyor aynı zamanda. Ekmeğimiz pişti. Konumuzun çok dışına çıktık. Ekmekten girdik. Küçük hekimden büyük hekime, küçük Ömer'e kadar gerçekten kocaman bir örüntü haline geldi bu iş. Ekmeklerin tadına bakalım mı Hekim abi? Peki, bir tane ekmek alabilir miyiz? Şöyle pişenlerden, biraz soğuyanlardan olursa yiyebileceğimiz şekilde. Hah, bu bile sıcak. Muhtar da kamera arkasında ekmek yemekle meşgul. Bizi buraya getirdi. Anlaşıldığı üzere derdi Hekim abiyi televizyona çıkarmak, Hekim abiyi tanıtmak değil, karnını sıcak ekmekle doyurmakmış. Bunu bir kez daha muhtarın görmüş olduk. Hekim abi, şöyle bölüp yiyelim mi bir tane? Bölersen yiyeceğim. Şöyle köşeyi böleyim. Çayı alırım abi biraz sonra. Hekim abi çok lezzetli bu. Afiyet şeker olsun abi. Eline emeğine sağlık abi. Efendim fırın Hekim abiden, ekmek Hekim abiden, torun torbalak çocuklar Hekim abiden, 10 parmağında 10 marifet. Vallahi ben şakayla karışık bu programdan sonra Hekim abiye bir izdivaç teklifi gelebilir. Yenge dikkat et demiştim ama herhalde gerçek olacak abi. Yok yok olmaz. Olmaz mı? Peki. Hekim abi göz kırpıyor kameranın altından da. Değerli izleyenler, bilginiz olsun. Eğer yolunuz Bünya'nın Gülce köyüne düşerse Hekim abiyi görmeden, Hekim abiyi tanımadan buradan gitmeyin diyorum. Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Güzide ilçelerinden Bünya'ndaydı ve Bünya'nın en kalabalık köyü Gülüce'den seslendi. Yanımızda da bir oğlak var. Henüz yeni doğmuş. Büyüdüğü zaman güzel bir mangallık olabilir diyorum. Aynen, bundan aynen. Sonraki hayatında da kendisine başarılar diliyorum. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.